Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini körüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifiye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Xitayga ötküzüp berişke qarşı turuş yardım merkezi kuruldu. Avrupa'da turuşluk kişilik hukuk teşkilatı erkinlik sarayı bu hafta İspanya'nın Madrid'de Xitayga ötküzüp berişke qarşı yardım beriş merkezinin yolu koyulganlığını ilan kıldı. Amerika vazının 15 fevral haber kılışça erkinlik sarayı Xitayga ötküzüp berişke qarşı yardım beriş merkezinin Xitay dairleri talep kılgan kişilik hukuk faaliyetçilerinin ötküzüp berilişi ve Xitayga qaytırılışının aldını eliş üçün bu haqta xalqarada körüstüvatkan tirişçallıklarını maslaştırıp kanun işleri bilen şugullanğıçılar, tedbir belgülügüçiler ve akbarat kesbi xadimlerini alaqadar uçurlar bilen teminleydiğallıqını hem de Xitayının ötküzüp beriş talepigi duç gelgen siyasi panahlıq tilegüçü kişilik hukuk qoğduğuçilerini koşumcu meblağ bilen teminleşini ümit qılıdığallıqını ilan kılgan. Erkinlik Sarayı'nın direktörü Peter Dahlin Amerika Avazı Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, biz 2019 yıldan başlayıp ötküzüp beriş meselesini bir taraf kılıp kilovatımız. Biz başka devletlerinin sot hadimleri, sotçılar, teptişler ve kanunun imtiyazını koğuluğucularının Xitay'a ötküzüp berişke ait malumatlarının kemcillikini bilimiz. Yardım merkezi Xitay'ın ötküzüp beriş talepigi muvaffakiyetli karıştırış için İhtiyaclıq kişilerden bizni kereklik bolgan barlıq münasibetlik tepsili uçurlar bilen temellişini ümit kılımız digen. Bildirilişçe yakınkı yıllardan buyan Avrupa devletlerinin Xitay'a ötküzüp beriş dilosidiki meydanıda körnerlik özgürüş bolgan bolup, bolup mu 2019 yıldan başlap bu özgürüş alahidi gevdilengen. Peter Dahlin'nin tahlil kılışça bu özgürüşünün sebebi Xitay'nın cinayişler adliye sistemisinin pasif tarafki karab terakki kılışı ve Xitay'daki künsiri iğirlişi vatkan kişilik hukuk meselesi iken. Peter Dahlin Amerika Avazı muhbiri gıyana ötken 7-8 yıl içinde Xitay'nın cinayişler adliye sistemisinde küçülük selbi özgürüşler bolğalıqını bildirip bu sebeplik biz yana her kaysi devletlerinin Xitay'a tapşırıp biriş usulü de xeyli zor özgürüşlerini gördük. 2019 yılından ilgiri Xitay'ın ötküzüp beriş talepini red kılgan ekvallar intayin az görülgen. Ama 2019 yılından kiyin Avrupa'daki kişiler Xitay'da 101 vatkan işlerini his kılışka başladı. Bulup mu aldı bilen Şarık Türkistan arkadan Hong Kong'un içinişlik vaziyeti sebebiden Xitay'ın ötküzüp beriş talepini red kıladığan devletler köpeydi digen. Volkswagen'ın Şarık Türkistan'daki zavodi besimge duç geldi. Künseri küçüyüvatkan besimge duç gelgen Volkswagen Şarık Türkistan'daki zavodinin kelgüsü doğrusu da başka şerikleri bilen söhbetleşişke başladı. Amerika Avazı'nın 15 fevraldaki haberde bildirilişe, Volkswagen 14 fevral Xitay'daki hemkarlaşkışı şerikleri bilen Amibab Abdumobili'nin Şarkı Türkistan'daki mevcudiyeti doğrusu söhbetleşi vatkallıqını etkan. Bundan ilgiri Germaniya gazeti Volkswagen'nin Uyghur Mecburi MGK'ki katnaşkallıqı haqqıda ispatbarlıqını haber kılgan bulup, bu mesele Germaniya'daki en çok şirket Volkswagen'nin Xitay bilen bulgan münasivetini, bulup mu Şarkı Türkistan rayondaki münasivetini kaydedin oyu ilnişki mecbur kılgan. Kişilik hukuk teşkilatları Xitay'nın Şarık Türkistan'da tesis kılgan tutup duruş lagırlarıdaki mecburi emgekini öz içi kalgan depsendiciliklerini hatırlap ispatlıgan bolsa mı ama Xitay bu cinayi kılmışını red kılıp gelmekte. Germaniya Suudi gezisinin haberige qarğanda müstakil tetkikatçı Adrian Zeynes Şarkı Türkistan'dan turpanğı caylaşkan sınaq yolu yasaş kuruluş ornuda Uyghur mecburi emgekinin mevcut ikkallikige ait ispatlarını tapkan. Şirket bayanatçısı dokulat haqqıda soralganda Amibab şirketi növetlik kontrol kılmaydıgan birleşme karxana SAIC Volkswagen bilen Şarkı Türkistan'daki kelgüsü Suudi faaliyetinin yönülüşü doğrusu söhbetleşmekte. Oxşumağan ekvallar çoğunqır tetkik kılınış baskıcıda digen. Adrian Zeynes Reuters agentliğiga yollagan elhatta mecburi emgekning barlıqiga ait surat ve bayanlarını tordun tapqanligini bu ispatlarını Volkswagen bilen hamkorlashgan SAIC motor şirketining Sharq Turkistanda adam ishlatgan bir qurilish şirketining tor betidan tapqanligini aytgan. Bu zavodda mecburi emgekke selingan Uyghurlarının atalmış namratlıqtan qutuldurish şuari bilen mecburi emgekke selinganligi körüstilgen. Mu
mutaxassislar Amerikaning Xitoyga besimni oshirishi kerakligini o'tirg'i qo'ymoqda. Ba'zi mutaxassislar Amerikaning Xitoyning iqtisodiy qiyinchilik mazgildan foydalanib, Xitoy orqali Shimoliy Koreyaning qurol-yarog' planini to'xtatish haqidagi besimni oshirishi kerakligini o'tirg'i qo'ymoqda. Amerika vazirining 15 fevral xabar qilishicha, ba'zi Osiyo ishlari mutaxassislari Amerikani Xitoyga qarata yangi iqtisodiy jazo yurgizishga chaqirgan bo'lib, ularning qarashicha Xitoy iqtisodining chekinish mazgilida Xitoy orqali Shimoliy Koreyaning yadro quroli va boshqarilgan bomba planini ishga oshirish uchun mablag' to'plash iqtidorini cheklash uchun besim qilish texnomi qulay ekan. Ammo qisman kuzatuvchilar Xitoyni jazolash Shimoliy Koreyaning qurol-yarog' programmalarini cheklashga foydasiz deb qaragan. Washingtonlik advokat Joshua Stanton Xitoy rejimi uzunqa suzilgan yoki ig'ir chekinishning siyosiy davolg'ishni keltirib chiqarishidan andisha qilmoqda. Xitoy navbatdagi kuchli iqtisodiy eshish bosqichida emas. Xitoydagi bu xil andisha Amerikani harakatga keltirishi kerak edi, ammo Amerikada bu xil harakat yo'q degan. Xalqaro pul fondi tashkiloti oldingi oy e'lon qilgan dokumentida Xitoy iqtisodining eshish sur'atining ostilaydiganligini, ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining eshishining 2023 yildagi 5.2%dan bu yil 4.6%ga tushib qoladiganligini, 2025 yili yana to'vallab 4.1%ga tushib qoladiganligini mo'ljallagan. Bu yil 1-oyda Xitoyning ishlab chiqarish ko'lami uda 4 oy kichikligan bo'lib, uy-mulk bozori va yerlik hukumat qarzi shiddat bilan eshib, davlatning qiyinchiligini oshirayotgan. Joshua Stanton juma kuni Amerika ovoziga yo'llagan elektronlik xatda Biden hukumatining rayonda chekinib ketishdan ansirashga boshlagan Xitoy Kompartiya markaziy hukumatiga bo'lgan besimni kuchaytirishi, shundaqla Shimoliy Koreyaning amga kuchi ishlatadigan zavodlar haqida belgilama chiqarishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Amerikada Xitoyning chegara halqagan bostirishi va Amerikaning inkasi haqida guvohlik yig'ini o'tkazildi. Amerika Avom palatasining Tom Lantos kishilik huquq komiteti 15 fevral chaqirgan chegara halqagan bostirish va Amerikaning inkasi mavzuliq guvohlik yig'inida Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir xonim guvohlik berdi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, yig'inda palata a'zosi yig'in riyosatchisi Jeymis Makgovern ichli so'z qilib, Biden hukumatı chegara halqagan bostirishga qarata ichki tashqi jihatda ba'zi tadbirlarni olgan bo'lsa-mu, biroq chegara halqagan bostirishni cheklashga munosabatlik mavjud qonunlarning to'liq emasligini bildirgan. Jeymis Makgovern so'zida yana biz yana hozirgi mavjud qonuniy vositalarning to'liq emasligini bilamiz. Ichki jihatda Amerika hukumat organlarining chegara halqagan bostirishga bo'lgan o'rtaq aniqlamasi birdek emas. Amerika qonunlaridagi bo'shliq jazolashga to'sqinlik qilmoqda. Xalqaroda Amerikaning atroflik bir strategiyasining bo'lmasligi bizning inkasimizning ta'siri va ko'p taraflik hamkorligimizga qarshilik qilishi mumkin deganini bildirib, o'zining bu jihatdagi bo'shliqni to'ldirish uchun ikki qonun loyihasi sunganligini bildirdi. Jeymis Makgovern yana bu bo'shliqni to'ldirish uchun ikki qonun loyihasi ma'qullanishni saqlab turmoqda. Men Christopher Simmons bilan chegara halqagan bostirish siyosati qonun loyihasi tuzishga yetakchilik qilganligimdan faxrlanaman. Bu qonun loyihasi hukumat organlarining davlat ichi va sirtida chegara halqagan bostirishga qarshi strategiya tuzishini talab qiladi, dedi. Makgovernning ko'rsatishicha, u yana palata a'zosi Adam Schiffning chegara halqagan bostirishni to'xtatish qonun loyihasini qo'llagan bo'lib, uningda Amerika qonunlaridagi bo'shliqni hal qilish talab qilindi ekan. Yig'inda guvohlik bergan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir xonim so'z qilib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yo'shirishda o'zining chegara halqagan bostirishini kuchaytirib, Amerikadagi Uyg'urlarga tahdid solish, qo'rqitish, parokandachilik qilish, ularning yurtidagi oila a'zolarini go'rog'i tutish orqali o'zining sodir qilayotgan vahshiylikini yo'shirishdan iborat chegara halqagan bostirish taktikasida muvaffaqiyatli bo'layotganligini bildirdi. Alfidar xonim guvohlik yig'inida yana mening o'tirg'i qo'ydigan tavsiyalarimning biri shuki, biz qo'limizdagi hozir bor bo'lgan vositalarni ishlatishimiz kerak. Siz Avom palatasida Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni loyihasini o'tirg'i qo'ydingiz. Biz amerikaliklar Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini ma'qulladik. Biz yana Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunini ma'qulladik. Biz bu ikki qonun orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va vahshiylikka chetishlik Xitoy amaldorlarini jazolashimiz kerak. Yana nurg'un qadamlar bor. Biz ba'zi Xitoy amaldorlarini jazoladik.
Lekin bu Magnitsky qonuni orqali bo'ldi. Shuni bizning qo'limizda qonun turibmi, yana nimani saqlaymiz degan. Anfidar xonim yig'indi yana Oqsaroyning Xitoyning Adliya Fanlari Institutini Amerikaning embargo tizimligidan chiqarib atganligini tanqid qilgan bo'lib, Oqsaroyning qarorining Uyg'urlarni umidsizlantirganligini, Amerikaning Xitoyni jazolashda oldiga mengish o'rniga orqaga chekinganligini, Xitoy Adliya Fanlari Institutining Xitoy rejimiga chetishlik bo'lgan bir gen tadqiqot o'rni ekanligini, balkim ular kelgusida Amerika texnikasining yordami bilan Amerikaga qarshi gen qurolini ham ishlab chiqarishi mumkinligini, ammo Amerikaning quruq bir va'da uchun qo'lidagi ko'zirdan voz kechganligini, Amerikaning chegara halqagan bostirish, irqiy qirg'inchilik va vahshiylikiga chetishlik Xitoy amaldorlarini badal to'litishda qat'iy bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Amerika hukumatı burun Xitoyning Adliya Fanlari Institutini Uyg'urlarni bostirishga qatnashganligi sababidan qora tizimlikka kirgizgan bo'lib, lekin prezident Biden o'tgan yili 11 ayda Xitoy raisi Xi Jinping bilan San Fransiskoda uchrashganda, Xi Jinpingning sun'iy masqilish dorisi fentaninga qarshi Amerika bilan hamkorlashishga va'da berishidan keyin mazkur Adliya Fanlari Institutini qora tizimlikdan chiqarib atgan edi. Bu qatimliq guvohlik yig'ini Avom palata a'zosi Christopher Simmons bilan James McGovern'ın 2023 yılı 5. ayda sunulan 3654. numaralıq Çigra halkıgan basturu siyasi kanun lahisiga pikir eliş münasibeti bilen ötküzülgen. Yığında Erkinlik Sarayı'nın muavin prezidenti Nicole Bibini Sedaka guvahlıq berip, teknolojiye Çigra halkıgan basturuşunun tarqılışı ve kengiyişide pevkuladır rol oynamaqta. Digital supalar ve tor mülazimeti devletlerinin kişilerini Çigra halkıb nazarat kılış, izgoğla parakendicilik seliş ve ictimai alaqı süpsi yaki şahsi alaqı vasıları arqılıq kişilerini nişanğı eliş mümkinçilikige igi kılıvat qalıqını Xitoyning dünyadaki chegara halqagan bastirish harakati bilan shug'ullanayotgan oldingi 10 davlatning ichida birinchi o'rinda turadiganligini bildirgan. Yig'inda Alfidar Iltabirning ta'kidlashicha Xitoyning yangi tashviqot hujumini e'tirof qilish bizning hozir turayotgan vaziyatimizni tushunishda intayin muhim. Xitoy tekshirish punktlarining o'rniga yuqori texnikalik nazoratni almashtirdi. U lagerdagilarni turmalarga yotkash orqali bizning vatanni dunyoga normal qilib ko'rsatmoqda. Konkret aytganda Xitoy chegara halqagan parakendichilik harakatlarini Amerikada elib beribli qalmay, balki yana yaqinqi yillarda texamo kuchaytdi. Xitoy izkil Amerika qonunlariga xilaflik qilib, Amerikadagi Uyg'urlarni nishon qildi. Ularni urug' tuqqanlar bilan qo'rqitish orqali Xitoyning irqiy qirg'inchiligini tanqidlashini jimoqtirishga urinishdek psixologiyalik iztirob salmoqda dedi. Yig'indi yana Xitoyning chegara halqagan bostirishda xalqaro saqchi tashkiloti Interpolni qo'llanayotganligi muzokara temalarining biri bo'lgan. O'tir Sharq demokratiya markazining ijroiya direktori Tess McEnry'ning ta'kidlashicha, Xitoy Interpoldan foydalanishda uningga a'zo istibdod davlatlarini qo'llanmoqda ekan. Tess McEnry O'tir Sharq hukumatlarining Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berib, ularni bostirishiga hamkorlashganligi istibdod hokimiyatlari o'tirsidagi bu hamkorlikning bir yer shari bexatarlik masalasi ekanligini qayd qilgan. Tess McEnry so'zida O'tir Sharq hukumatlari Uyg'urlarni qaytirib berdi. Saudi Arabiston Arab birlashma xalifaligi va Misr Uyg'ur musulmonlarini tutqun qilish hamda qaytirib berish orqali Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga hamkorlashdi degan. Tess McEnry bu haqda ta'kidlab, demokratik davlatlar buningga o'rtaq inkas qaytirishi kerak. Men shu nuqtani yana qayta ta'kidlamoqchi. Bu bir davlat bexatarligi ham yer shari bexatarligi masalasidir. Bu bir istibdodning yana bir istibdod bilan hamkorlashishidir. Shuning biz demokratik davlatlar bir-birimiz bilan hamkorlashib, chegara halqagan bostirishga o'rtaq inkas qaytirishni ko'zlashimiz kerak degan. Lager shahidlari Gollandiyada guvohlik berdi. Lager shahidlari Gollandiyadagi eng cho'ng xalqaroliq shirkat Kuntashda Xitoyning jinoyatlari haqida guvohlik berdi. Erkinasiya radiosining xabarida bildirilishicha 13 fevral Gollandiyaning poytaxti Amsterdamda bosh shtabi Ispaniyadagi eng cho'ng quyosh energiyasi shirkati bo'lgan Kuntash Sanrok shirkati lager shahidlaridan Gollandiyada yashaydigan Qalbinur Sidiq Umar Bekalilarni Gollandiyadagi markaziga guvohlikka taklif qilgan bo'lib, bu qatimqi guvohlik berish faoliyatiga lager shahidlaridan boshqa yana Gollandiyadagi Uyg'ur kishilik huquq fondidan Anwar Erdem va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlari komitetidan Adiljon Abdikerim qatnashgan.
Faaliyetinin temisi Uyghur kul işçiler ve Xitayının kontakti mahsulatları degen temada bulup, faaliyetki teklif bilen katnaşkan Adiljan Abdikerim, Xitayının Uyghur mecburi emgekiden gelgen mahsulatlarının erzan buluşunun arka görünüşü ve Xitayının bugün dünyaya kandak tehdit bulu atkallıqını deliller bilen düşündürüp ötken. Uyghur Kişilik Hukuk Fondu'dan Enverjan münasibetlik haberler ve ilmi dokulatlarını menbe kılgan asasda, Xitayının Uyghurlarını kırgın kılışı ve mecburi emgekinin nişanığı aylangan Uyghurlar, Xitayının bu rayonunu mutlak müstemlikisiga aylandırış üçün kırgıncılık kademini tizletkenliki hakkıda malumat bergen. Lager şahidi Ömer Bekali mahpus kimini kiyip putkolları kişenlengen halda Xitayının türmesidi tartkan kıyın kıstaklarını köz yaşları bilen tasvirlep bergende faaliyetki katnaşkıcılar nahayeti kaygurgan. Lager şahidi Kalbinur Sıdıqnan bildirişçe şirket mesulleri ve katnaşkıcılar lager şahitlerinin güvalıqını yüzdüranı anlıgan deyinkin köz yaşlarını tutalmıgan. Kündakti ticareti de bundinkin texime qatıq diqqat qiladiganlığını bildirişken. Kündak şirketinin mesulleri ve yığın katnaşkıcıları Xitayda Uyghur irqi qırğınçılığı ve mecburi emgekinin barlıqını anlıgan bolsumu bu qetim lager şahitlerinin güvalıqını yüzdüranı anlıgan deyinkin Uyghurlarının beşiği gelgen bu faciaelerden qatıq çöçügenligini bunun dinkin özlerinin mecburi emgek mahsulatlarının kandak saklandığalıqı hakkıda yeniden plan tüzüdüğalıqını ve Gollandiyadaki Uyghur teşkilatları bilen devamlık alağı kılıp durduğalıqını eğitişkan. Faaliyetke Kuntaş şirketinin Gollandiya tarımıqıdaki işçi hizmetçilerden başka yana Şivisariyadaki şirket vekilleri ve Avrupa devletlerdeki herkais tarımaqlarının mesulleri Gollandiyanın bankçılık ve iqtisadi komitetlerinin vekilleri muqatnaşkan. Kuntaş şirketi 1938 yıldan başlayıp kum, şehil, asfalt, kuruluş materiallarından tartıp dünyada kızıq temi bulu atkan yeşil energiya mənbəsi bolğan kündaqtı kuruluşturuqca köp sahada ticaret kıldıgan bulup 5000'dan artıq işçi hizmetçisi bolğan bu şirketinin Amerika, Avrupa, Kanada ve dünyanın pərəxliq yerlerde tarmaqları bar ikən. Yaponiya Şarkı-Cənubi Asiyadaki 4 devletke yardım kılışını planladı. Yaponiya Xalqaro Hamkorlik Agentligi Janubiy Dengizda bexatarlikni kuchaytirish maqsadida Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo 4 davlatga 10 yil bo'yicha dengiz bexatarligi yordami qilishni planladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Yaponiya Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo 4 davlatga 10 yil bo'yicha dengiz bexatarligi yordami qilishni planladi. Buningga asoslanganda Janubiy dengizning bexatarligini kuchaytirish uchun Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo Hindoneziya, Malayziya, Filippin va Vietnamga dengiz okean bexatarligi sohasida 10 yil yordam beradi ekan. Tepsili mazmuni 2025 yili martda e'lon qilinishi planlangan yordam loyihasida Yaponiya tilg'a ilingan davlatlarni har xil uchqur radar uskunalari va charlash paroxoti qatorliq bexatarlik sohasida iqtidorini kuchaytiradigan yordamlar bilan ta'minlaydi. Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar va Yaponiya hukumati 2023 yili dekabrda o'zaro munosabat o'rnatilganligining 50-yinchi yilligi munosabati bilan do'stlik va ikki taraf hamkorligini oshirish maqsadida poytaxt Tokioda rahbarlar yig'ini o'tkazgan edi. Hürmetli körümelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.